Finans Merkezi devam ediyor. Betam Direktörü Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biraz önce Oralar Doğan'ın söylediklerini duydunuz mu bilmiyorum. Raporu biraz daha olumsuz bir konjonktürde yazılmış bir rapor olarak değerlendirdi. Bugünkü olumlu havadan etkilendiğini de itiraf ederek kendisi biraz. Ama şaka bir yana, raporunuza tabii baktık. Belli bir sapma var. Beklenti de neden kaynaklanıyor bu sapma diye öncelikle sordum. Bir %3.3'lük beklentiniz varmış sizin tahmininiz. Halbuki 4.4 çıktı. Evet. Tahkim etkisinden arındırılmış 4.1 ama yani eksik tahmin ettiğimiz bir miktar ortaya çıkıyor. Arkadaşlar büyüme notunu hazırlıyorlar Betam'da. Bugün öğlen yayınlayacağız. Onun için konuşma fırsatım oldu yayından önce. Yani nerede yanıldığımız çok açık kamuda. Diğer tahminler hemen hemen tutuyor. Yani bir tüketimde canlanma bekliyorduk. %5.3 yıllık olarak evet. Arttı. Katkısı 3.4. Yani sonuçta bu büyümenin hemen hemen %4'te 3'ü özel tüketimden geliyor. Fakat kamu coşmuş durumda. %15.5 ve çok ciddi katkısı var. 2.2. Yani neredeyse tüketime yakın bir katkı yapmış. Ama kamuda ne bu coşku nereden geliyor? Yatırımlar, çok ciddi gaz verilmiş yatırımlara. Buna karşılık özel tüketimde hala özel yatırımda özür dilerim. Özel yatırımda %2 düşüş var yıllık olarak. Bu da -0.5 puan aşağı çekmiş büyümeyi. Yani özeti şu, çok da sağlıklı bir büyüme olduğu söylenemez. Evet, iyi bir şey, yüksek büyüme. İç talep canlansın diyorduk, alın size canlanma. Tüketim, özel tüketim ve kamu. Tabii olumsuz tarafı net ihracat çok büyük ölçüde negatif. Yani ithalat sadece %1.2 artmış. İhracat, özür dilerim. İthalat 11.7. Muazzam bir fark var. Ve tabii tahmin edebileceğiniz gibi net ihracatın katkısı hemen hemen -3 puan. Bu çok tipik bir, dediğim gibi, sürdürülemez büyüme manzarası. Bunun içinde biraz altın da var. Yani ileride tekrar o altınları ihraç edebiliriz. Biraz daha belki tablo düzelebilir ama yani sonuçta işte bildiğimiz tipik bir Türkiye, Türk iş, iç talebe dayalı büyüme. Bunu zaten cari açıkta da görüyorduk. Yani yükseliyordu. Şimdi tabii önümüze bakacağız, futbolda söylendiği gibi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. bu turu geçtik, önümüzdeki tur şimdi nasıl olacak bakacağız. Kamu harcamaları sürpriz yarattı. Bunun yaklaşan seçim süreciyle ilgisi olabileceğini yani şimdi kamu musunuz? Sürpriz yarattı ama şu da var, mali disiplin yerinde duruyor. Evet, aynen öyle. Burası önemli. Yani kamu da demek ki ciddi bir manevra alanı var. Bunu zaten söylüyorduk da. Ben köşe yazılarımda da yazıyordum. Eğer bütçe açıkları yüksek olsaydı veya da hızla yükselme eğilimi olsaydı, yani harcamalar artarken gelirler yerinde saysaydı, o zaman çok sağlıksız bir gelişme vardı. Şimdi bu manevra alanını kullanıyor hükümet. Ya bunda bir beis yok. Hükümete neden kullanıyorsun bunu da diyemeyiz. Yani seçimlerle tabii bir ilgisi de olabilir ama seçimlerden çok zaten bir iç talebi canlandırma. Yani büyüme biliyorsunuz çok düşük oldu 2012'de. %2.2'ye indi. 2013'te bunu %4'e çıkartalım. Ama dendi ki daha dengeli bir büyüme yapalım. Hem iç talep katkı yapsın hem dış talep katkı yapsın. Şimdi ne oluyor? Dış talep hiç katkı yapmıyor. Aksine dış talep bildiğimiz eski usul negatif katkı yapıyor ama iç talepte maşallah tüketim ve kamu sayesinde ciddi bir artış söz konusu. Şimdi dediğim gibi yani evet iyi haber hiç kuşkusuz. Bu tabii biraz şeyi de açıklıyor. Yani istihdamdaki artış devam ediyordu. Bu biraz yani %3 küsurluk büyüme herkes öyle tahmin ediyordu, sadece Betam değil. Doğru, biliyorsunuz doğru. Babacan da kaç defa söyledi 4'ün altında olabilir dedi. Şimdi 4'ün üstündeyiz. Bu istihdamı da olumlu etkiliyor anlaşılan, o bakımdan işsizlik de yatay seyrediyor. Bu da tabii iyi bir haber. Peki.
cari işlemler verisi de bu hafta açıklanacak biliyorsunuz. Evet. En son cari işlemler Temmuz verisini analiz ettiğimizde orada cari işlemler açığı 35.920 milyon dolara yükselmişti hatırlatmak anlamında. Dış ticaret açığı da 40.474 milyon yani milyar 40 milyar dolara yükselmişti. Şimdi cari açığın içindeki finansman kalitesinin önemi demin konuştuğumuz tabii gibi büyümenin organik büyüme olması ve hani kamu bazlı değil de diğer organik esaslarla büyümesi evet ne kadar önemliyse cari işlemler açığında da bu sermaye özellikle sermaye ve finans hesabının içindeki finansman kalitesinin önemi evet çok büyük. Oradaki değerlendirmelerinizi rica edecektim ben de sizden. Şimdi bu tabii geçmişte kaldı. Yani büyümeyi bir kere oldukça geç açıklıyor TÜİK. Bu önemli bir eksiklik. Şimdi halbuki gelişmiş ülkelerde bunu hızlı açıklıyorlar, sonra revize ediyorlar. Gerçi büyük revizyonlar olabiliyor ama TÜİK korkuyor bu revizyonda. Yani biliyoruz TÜİK'le tartışmalarımızdan. Ya biz de yapabiliriz bunu diyorlar. Bir ay sonra açıklayabiliriz bir ilk tahmin. Ama sonra bunu önemli ölçüde revize ettiğimiz zaman ortam malum. Bize yüklenirler, bunlar işte oynuyorlar rakamlarla, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Hani tahmini önce yüksek verip sonra aşağı revize ederseniz, yani TÜİK tabii ki haklı olarak zor durumda kalacağını düşünüyor. Fakat çok geç açıklanıyor. Şimdi yani bu arada çok önemli gelişmeler oldu ikinci çeyrekten bu yana. Şu anda Eylül'ün neredeyse ortasına doğru gidiyoruz. Yani üçüncü çeyrek bitmek üzere. Neler oldu? Ciddi bir kur şoku ve faiz şoku oldu. Yani ciddi dediğim evet belki çok daha beterlerini yaşadık ama evet az değil. Yani %15 civarında sepette bir döviz sepetinde toplamda değer kaybı var. İşte faizler malum %9-10'larda. Şimdi bunun etkilerini henüz bilmiyoruz. Bu daha çok Ağustos'ta oldu. Temmuz verisi de iyi geldi. Yani sanayi ilk önemli tabii gösterge büyüme açısından. Biliyorsunuz bunu işte pazartesi günü açıklandı. Evet, siz de tartıştınız ekranlardan. Şimdi çok fazla tekrarlamayalım ama iyi geldi. Şimdi bir basit bir hesap yapıyoruz. Eğer Temmuz'dan sonra Ağustos Eylül'de hiç artmasa bile büyüme ve sanayi üretimine yakın bir büyümeyle yetinse %5'i buluyor yıllık büyüme hızı 3. çeyrekte. Şimdi ona da yani bir şeye bekleyelim onu da. Bu da bir sürpriz olabilir tabii. Ama neden bu böyle olur? Çünkü çok ciddi bir baz etkisi de var. Yani şimdi bu çeyreğin, ikinci çeyreğin yüksek gelmesi bu baz etkisini daha da güçlendirdi. Yani baz etkisinden kastımız geçen yıl oldukça düşük bir seviye var. Dolayısıyla bunun üstüne çıkıldıkça yüksek rakamlar ortaya çıkıyor. Onun hocam için buraya bir yere bir virgül koymak istiyorum peki izninizle. Burgan Yatırım'a döneceğim. Baş ekonomist Haluk Bürümcekçi telefon hattımızda. Bu baz etkisi olasılığını kendisine de bir soralım. Haluk hoş geldin yayınımıza. İyi çalışmalar merhaba diliyorum. Seyfettin hocamızın söylediği hususa geçeceğim ama önce elbette bir manşet büyüme verisi değerlendirmesi senden rica edelim. Beklentilerin üzerinde geldi, senin beklentin neresinde duruyor onu bizimle istersen bir paylaş. Ardından da elbette artık önemli olan 3. çeyrek ve nihayetinde de yıl sonu büyümeye ilişkin şekillenen beklentiler. Evet. Benim de konsensüse yakın bir beklentim vardı. 3.5'a yakın beklentim vardı. Dolayısıyla benim de beklentimin üzerinde geldi. Ama içerik olarak baktığımda ilk çeyreğe göre çok farklı görmedim. Yine iç talep ve kamu harcamalarının dediği bir büyüme var. Buna bir de stoklar önemli katkı bulunmuş. Stoklarda bir artış gözlenmiş. Evet. Ne yazık ki net ihracat ise 3 puan büyümeden götürmüş. Yani bunu bekliyorduk zaten. Oldukça büyük bir kayıp olmuş oradan. Bu eğilim tabii bu senenin beklenen bir eğilim aslında. Bu gözlenmiş oldu. Bence gelen rakamlar yıllık 3.5 civarında büyümeyi destekliyor. Biraz üzerinde olabilir, biraz altında olabilir ama bu civarlar şu andaki bilgiler dahilinde, bilgilerin ışığında normal gözüküyor. Peki özellikle bu çeyreğin sonu itibariyle yani 3. çeyrek sonu itibariyle baz etkisiyle beraber %5'lik bir büyümeyi de görebiliriz diyor Seyfettin hocamız, Seyfettin Gürsel. Ne dersin, bu sen de bir hesap yaptığında böyle bir rakama ulaşabiliyor muyuz?
Ya ben Temmuz'daki sanayi üretimi artışını biraz geçici görüyorum. Yani o kadar 5.8'in devam edeceğini zannetmiyorum. Benim baktığım öncü göstergeler Ağustos için olsun, Eylül için onu koruyamayacağını gösteriyor ama ikinci çeyrek civarlarında neden olmasın yani. İkinci çeyreğe benzer bir büyüme de olabilir. Peki. Haluk Mümceşki, çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz sana. Kolay gelsin. Hocam devam edelim. %5'lik büyüme olabilir Haluk, dediniz. Haluk Mekçi şeyi de hatırlattı. Stone da önemli katkısı var. Ben onu söylememiştim. 2.3 puanlık yani 4.4'lük büyümeye 2.3 puanlık bir katkı. Bu tabii şu demek, stok artışının katkı yapması. Firmalar iyimser, talebe gelecek talebe iyimser bakmışlar ve stoğa çalışabilmişler, stoklarını artırmışlar. Yani üretimi artırmışlar ama bunun hepsini satmamışlar. Onun için stoklar artmış. Bu da hakikaten iç talep canlanmasını firmaların ciddiye aldığını gösteriyor. Burada tabii imalat sanayinin de yani bu hem özel yatırımların düşmüş olması hem imalat sanayinin büyümenin altında olmasını da bence altının çizilmesi lazım. 3.4 imalat sanayindeki büyüme yani bir puan altında. Neden altının çizilmesi lazım? Biz çok hizmet ağırlıklı büyümeye başladık. Bu da dikkat çekiyor. Halbuki bizim yani sürdürülebilir bir büyüme için işte yüzde biliyorsunuz 10 yıllık 10 ama 10 yıllık diyorum 5 yıllık 10. plan %5.5 büyüme öngördü, planladı. Şimdi bunun olabilmesi için çok açık böyle iç talebe dayalı cari açığı büyüten bir büyümeyle buraya çıkamayız. 5.5 zaten bence çok abartılı, mümkün değil de hani 4.5-5'e hedeflesek bunun bile ancak ihracata dayalı bir büyümeyle ve net ihracatın pozitif katkı yaptığı, hiç olmazsa tümüyle böyle olmasa da büyüme, yani tamamen ihracat çekişli olmasa da işte baştan da söylendiği gibi daha dengeli bir büyümeye ihtiyacı var Türkiye'nin ama bunu göremiyoruz bugün itibariyle. Gelişmekte olan ülkelerin kurlarına bakıyorduk bu sabah itibariyle. Şu anki iyimser hava yansımış duruyor bu kurlara. Genelde %2 değer kazanmış çoğu. Burada da bakınca gelişmekte olan ülkeler toparlanma eğilimine giriyor mu demek için erken mi sizce? Tabii erken. Yani şu anda batıda, yani dünyada diyelim, konuşulan G20'de de bu çok önemli bir konuydu, tartışma konusuydu. İşte biliyorsunuz Hindistan'da rupi %25 değer kaybetti. Brezilya reali sanıyorum %15 civarında. Yani biz de işte o mertebelerde Türk lirası değer kaybetti. Şimdi bu kur şokunu malum, işte sermaye çıkıyor veyahut da girmiyor. Bunların hepsi cari açığı olan az çok büyüklükte. Hindistan'da da oldukça büyük. Biz de bunların arasındayız. Hatta galiba birinciyiz cari açık oranında. Şimdi bu tabii şöyle bir tehdit oluşturdu dünyadaki şey açısından, canlanma açısından ve büyüme açısından. Ya bu birçok böyle işte kalkınmakta olan demeyelim de şeyde yükselen ekonomiler, emerging markets. Bunlar hepsi birden eğer cari açıklarını küçültmeye başlarlarsa o zaman bu dünya talebinde bir eksiklik demek. Bunun yerine başka birinin girip o azalan talebi karşılaması lazım. Yani talebini, ithalatını arttırması lazım. Bu kim olacak? Amerika mı olacak? Avrupa mı olacak? Çin mi olacak? Bu çok önemli bir tartışma. Şimdi onun için deniliyor ki bu tamam, bunlar belki bir cari açıklarını küçültecekler. Dolayısıyla büyümeden de taviz verecekler. Türkiye'nin de yani beklediğimiz buydu önümüzdeki dönemde. Ama bunun sert bir şekilde olmaması için Fed'in daha yumuşak davranması lazım. Yani eğer bu işte miktar kolaylığı dediğimiz para basma diyelim kısaca, şey alıp varlık alıp piyasaya para verme, banka sistemine para verme sürecinden yavaş yavaş çıkacak ama